Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okula gidiyoruz. Size sözüm vardı, okulun ilk günü vlogu çekecektim. Çektim de aslında. Sonra telefonumdaki videoları Mac'e aktarırken bazıları aktarılmamış. Ben de bilmiyorum, fark etmedim. Direkt telefonumdan sildim. Yerim olmadığı için son silinenlerden de sildim. Videoyu farklı günlerde tamamlamaya çalıştığım için kıyafetlerim farklı. Şimdi size okula gidiyoruz. Okulum, okuldaki sınıflar, bilmem ne. Her şeyi gösterdim. Her şeyi çektim yani. Çekmediğim bir tuvalet falan kaldı yani. Ne kadar komik ya. Umarım beğenirsiniz. Burada okul hayatı güzel. Havalar falan da daha soğumadı. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneşli. Videonun altına bol bol yorum yapın. İşte istediğiniz videolar olur, ne bileyim bu videoyla alakalı bir şey olur. Beğenmezsiniz, beğenirsiniz bilmiyorum. Ben bir sürü yorum bekliyorum sizden. Ayrıca ilk videom 1.4K, 1.5K mı ne öyle bir şey izlendi. Yani benim hedefim aslında daha fazla ama tabii YouTube'a daha yeni başlıyorum yani. Onun için bu izlenmeler normal ama bence biraz daha iyisini yapabiliriz. Yani bu videoyu hype'layın, millete gönderin, bir şey yapın. Bilmiyorum, ben artık YouTuber olmak istiyorum. Ve ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bu video sayesinde fark ettim ki ben çok acıkıyormuşum. İnanılmaz acıkıyormuşum. Yemek yesem de bir saat sonra acıkıyormuşum, onu fark ettim. Bence bu bayağı hastalık falan yani. Şu an çok açım. Aslında doydum ama canım hala yemek istiyor. Çok acıktığım için çok açım. Çok açım. Hatta şu anda da açım. Atay derken öğle yemeğini düşünüyorum. Öğle yemeğimi yerken aklımda akşam yemeği oluyor. Akşam yemeğine oturduğumda sonrasında neler atıştırabileceğimi düşünüyorum. Bunun sonu hiç gelmiyor. Gidip yemek yiyeceğim birazdan. Ama evet, bence normal değil yani. İyi seyirler. Günaydın. Yulaflı, mangolu, çilekli, yoğurtlu kızmat yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Yoğurt koyabilirim biraz. Bugün böyle yağmur var, çok kötü. Evdeki diğer iki kızla aynı anda çıktık aslında ama böyle ikişer üçer dakika arayla. Yani insanlar hadi hep beraber yürüyelim, aynı metro durağına gidiyoruz falan yok. Bak salağa bak, önde yürüyor. Yürüyen bir geri zekalı var. Gördünüz mü? Yani özellikle onu hiç sevmiyorum. En soğukları o yani. Hadi Çinli olan biraz daha iyi de bu... YouTube kanalı için böyle şeyler lazım. Bir 20 dakikamız, 30 dakikamız var. Çıktık dışarı geziyoruz. Arkadaşlar şu an yemeğe geldik. Nene bubble tea aldı. İçindeki tavuk ve ekmek. Başka bir şey yok. Tavuk ve ekmek yiyor. Yanında bubble tea aldı. She's from Colombia. Yeah, I don't understand what you were saying. And her name is? I don't want to pronounce it. Okay. Yeah. Record this. Ben de özendim. Strawberry latte aldım ama baloncuklu. Güzel kokuyor bence. Zararlı bir yere geldik şimdi. Arkadaşlar burada garip bir şey var.
sütü poşette satıyorlar. Çok garip. Bunu aldım. Çünkü ya nene ya. Şimdi okul bitti, ben çıkıyorum. Ben üniversiteye geçtim. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Çok sıkıldım ya. Okul çok kötü arkadaşlar, çok kötü. Bok yani. Gibi. Of. Bu çok güzele benziyor ve çok az kalmış. Bunun için bunu alıyorum. İnşallah ucuzdur. Aynen kanka, bak. Ucuz. Bak. Çok ucuz. Çok güzel. Güzel değil, Allah kahretsin. Ne kadar vermiş oldum ben buna? 70 lira falan mı? İstasyonuma da neredeyse geldim. Ay, el sallamadım. Neden ki? Queen's Park'a geldim. Buradan bineceğim. Dediğim şey o kadar iğrençti ki ağzımda bok gibi bir tat bıraktı. Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Ben kısmak istiyorum. Şu anda metromuz durdu. Burada çok sık bozuldu. Şu an bozuldu yani. Hey YouTube. Şu an böyle yürüyor. Sporum bitti şimdi. Üstümü değiştireceğim. Çıkacağım. Tamam. Spor sonunda işim bitti şimdi. Çok acıktığım için ve yolda dayanamayacağım için kahve almaya gidiyorum. Evet, kahve alırken de çıkacağım. Bu kadın niye bana bakıyor? Duşumu alamadım çünkü yanımda havlu getirmemişim. Şimdi sandalyedeyim. Eve gidiyorum. Ödevim var. İlk günden ödev vermiş. Üç kere falan bozuldu. Buranın bir kötü yanı bu işte. Sonunda geldim. Hani bir saattir yoldayım. Kanada'da her yer birbirine uzak. Çünkü Kanada çok... Toronto. Büyük değil aslında. Yani çok büyük evet ama yapılacak çok da bir şey yok. Aslında küçük bir yer ama dağılmış bir yer. Onun için büyük ve herkes yani her yer her yere uzak yani. Onun için hani en yakın gittiğiniz yer 40 dakika. Ve şu an ben genelde bir saat, bir buçuk saat falan yapıyorum. Bu çok sıkıntı, aşırı sıkıntı ama insan alışıyor. Ve akşamları sokağı hiç sevmiyorum. Çünkü geçen, mesela şu yol var ya, şu. Burada, tam olarak burada bir evsiz oturmuş eşyalarını yaymış, bacaklarını uzatmış adamın üstünden atlamak zorunda kaldım. Gerçekten üstünden atladım yani. Ama güvenli bir yer. Hani çok nadir olaylar oluyor. Yani şanssız bir insanım ama umarım benim başıma bir şey gelmez. Ben buradan sağlıklı bir şekilde döneyim, başka bir şey istemem. Burada bir basketbol sahası var. Her akşam burası ot kokuyor. Her akşam burada madde kullanılıyor. Ama legal yani legal. Çok nefes nefese kaldım. Gerçekten ben bu metrodan indikten sonra 8 dakika falan yürüyorum ama çok uzun bir yol yani. Abi şu genişliğe bakar mısınız? Niye bu kadar geniş burası? Hani sürekli hani... Her yer büyük, anlıyor musunuz aslında? Toronto büyük değil. Yani sadece geniş. Her yer birbirine uzak çünkü geniş. Hep böyle Türkiye'deymişim gibi hissediyorum. Gece burada tek başıma yürüyorum ama hala bir korku var içimde ama burada hiç olay olmuyor. Özellikle bu mahallede hiç olmuyor yani. Alışmam lazım. Buradan bizim mahallemize giriyoruz. Ben burayı Halloween'de çok merak ediyorum. Yani acaba nasıl süsleyecekler? Herkesin garajında Halloween süsleri var. Çok güzel. Bunlar benim ailemin arabası ve şu da öyle. Bu da benim ailemin Tesla'sı. Şimdi eve giriyorum. Acaba köpekler havlar mı havlamaz mı? Bence havlarlar. Hi, I came. Hi. Why did you bark at me? Hi, Ragnar. Hi, Tessa. Postaneme yemekte ne var dedim ve dünkü yemekten olduğunu söyledi ve dün domuz vardı.
hiç güzel değildi gerçekten, çok kötü yapmış. Hiç beğenmedim. Bugün de dedim ki ben diyete giriyorum. Hani diyete girdiğim için değil, sağlıklı bir şeyler yap size dedim. Artık yapacak ama bugünlük kendime smoothie yapacağım. Güzel. Süt kalmamış, onun için tost yapacağım. Çok sağlıklı gerçekten, süper. Tost makinesi olmadığı için ekmekleri kızartıp arasına artık cheddar ve bacon koyacağım. Zort. Bunları keseceğim. 6 dolarmış bu. Bu temiz midir? Hiç sevmiyorum. Bunu kızartmam gerekiyor galiba. Hiç yapmadım. İnşallah beceririm. Ve taşınabilir elektrikli ocağımız var. Nasıl çalışıyordu bu? Nasıl çalışıyor kanka? Heh, aynen. Gerçekten en sevdiğim kahvaltılık plan olabilir bu bacon diyorum. Ay. Oha. Bir şey diyeceğim. Müslüman değilseniz. Görüntü ne kadar güzel ya. Ne kadar hoş. Aslında doydum ama bütün gün o kadar çok aç kaldım ki canım hala yemek istiyor. Onun için bir şeyler bulmaya çalışacağım. Bu insanlar da genel olarak diyetteler, onun için... Bu ne? Bu ne? Portakallı falan bir iğrençtir. İşte bu ama hiç açılmamış, bunu açamam. Şimdi bütün her şeyi benim yıkamam gerekecek çünkü kadın... Burada bir bulaşık makinesi olmasına rağmen bulaşık makinesini kullanmayı bilmediği için ve eğer kullanmayı bilse de eğer unutursa o sorumluluğu almak istemediği için kullanmıyor. Okey. Yani gerçekten sevmiyorum ya. Gerçekten ev işi sevmiyorum. Kahvem çok güzel gözüküyor. Çok. Üstümdeki daha iyi yıkanması gereken birkaç şey vardı. Onun için şimdi onları yıkayacağız. Duşa girmem lazım. Ve daha ödevim falan var. Öbür kız duşa girmiş. Onu beklerken ödevime başlayabilirim. Okul o kadar güzel bir sistem yapmış ki, böyle Google Classroom gibi. Şimdi bunları doldurmamız gerekiyordu. Bu okulun ilk gününün ödevi gibi bir şey. Saçma sapan sorular. Sadece birbirimizi tanımak için. Burada Sign Assignment vardı. Şu New Attempt'ten önce. Onu yükledim. Böyle bana konfetiler falan patlattı sistem. O kadar güzel ki. Ve şu an benim gittiğim okul hani Kanada'nın en ucuz özel okulu falan olabilir. Yani en... Böyle butiği, ara sokakta, hani küçük bir kampüsteyim, hani bahçemiz bile yok. Ona rağmen bu kadar kaliteliyse ben hani daha iyi okulları düşünemiyorum şu an. Kız duştan çıktığına göre ben artık girebilirim. Odamı tıklayıp çıktığını bile söylemedi, sadece odama tıkladı. Evet. Kendime not. Eğer bir sonraki güne ödevin varsa ve bu ödev çok da kolay bir ödev değilse spora gitme. Spora gitme, dışarı çıkma. Önce evine gel, ödevini yap. Sonra ne bok yiyorsan iyi. Yoksa böyle kalıyorsun. Of. Ödevimi hocaya gönderiyorum. Çünkü risk almak istemiyorum. Burada ödevlerinizin çoğu notunuza yansıyor. Yani hatta hepsi. Ve bayağı bir yansıyor yani. Videoda size her şeyi gösteriyorum. Etrafı, okul bilmem ne, ama çok konuşmadım, çok anlatmadım. Size biraz okuldan bahsetmek istiyorum. Dersler çok uzun sürüyor. 9:15'te okulum başlıyor benim.
İlk teneffüs 10.30'da. Öyle düşün hani. 1 saat 15 dakika ders sürüyor. 15 dakika bir teneffüse giriyoruz. Sonra yine 1 saat 15 dakika ders sürüyor. Sonra 1 saatlik öğle teneffüsü. Bu öğle teneffüsünde siz dışarıda çıkabilirsiniz. İsterseniz evinize gidip gelin. Hani fark etmiyor. Ondan sonra tekrar ders başlıyor saat 1'de. Yine 1 saat 15 dakika vesaire böyle gidiyor. Okul en son 3.45'te bitiyor. Devlet okullarına falan çok ödev verilmiyor. Çünkü okul herkese şey gözüyle bakıyor. Her öğrenci farklıdır. Kiminin çalışması gerekiyor olabilir. Kiminin işte ders yaparken dikkati dağılıyordur vesaire. Onun için hiç ders vermiyorlar. Yani çok nadir dönem ödevi falan veriyorlar. Okulun dijital bir sistemi var size gösterdiğim gibi. Sürekli oraya ödevler yükleniyor. Yani sizin ay işte ben ödevi not almamışım, ay onu unuttum bilmem ne deme lüksünüz olmuyor. Çünkü zaten sistemde oluyor. Her gün çok ödev var benim okulumda. Özel okul olduğu için her konu bitirdikçe ödev geliyor. Onun için her gün ödeviniz oluyor. Yani matematik özellikle çok zorluyor. Hadi İngilizceyi seviyorum, onun için zorlanmıyorum. Hani yazıyorum, ediyorum, okey. Ama matematik çok detay, çok fazla test, soru yani... Matematik zorluyor ama şöyle bir şey var. İlk dönemim benim ne zaman bitiyor? Kasım gibi bitiyor. Yani bir dönem 2.5 ay falan sürüyor. Sonra bir daha ben matematik almayacağım. Sonra üniversitede de zaten istediğim bölümde matematikle alakalı olmadığı için matematiği bitiriyorum. Bitti. Çok mutluyum onun için. Size bir de okuldaki arkadaş gruplarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim okul uluslararası bir okul. Her yerden insan gelmiş. Ukraynalısı, işte İtalyanı, Fransızı, Nijeryalısı, Türk'ü. Türkler de çok var bu arada da kimseyle takılmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten Türk arkadaş istemiyorum. Ben gelmişim İngilizcemi geliştirmeye. Ama şimdi insanlar sadece diploma almaya gelen var. Sadece mezun olmak için gelen var. İşte 5 aylığına gelip kültürü görmek isteyen var. Onun için... insanlar genellikle kendi dillerini konuşan insanlarla arkadaş oluyorlar. Ki bence bu çok saçma. Yani İtalyanlar İtalyanlarla takılıyor. Türkler Türklerle takılıyor. Ruslar özellikle. Ruslar koloni halinde. Sadece Ruslarla takılıyorlar falan. Onun için arkadaş yapması zordu ama biz şimdi bir grubumuz var. 2 Kolombiyalı, 1 Nijeryalı, 1 Arap, 2 Türk var grupta benimle birlikte. Şu an güzel grup. Bayağı zorlandık yani ilk 2 hafta çok bir arkadaşımız yoktu yani. Arkadaşlar bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen bana kızmayın. Ama böyle Japon ve Koreliler, özellikle Japonlar çok gerizekalılar. Ama böyle bir şey yok. Okulda böyle hani 5. sınıf gibi davranıyorlar. Yani 17-18 yaşında çocuk. Yani böyle şey kız kızın... Poposuna vuruyor, tamam mı? Ondan sonra bütün gruba gülüyorlar bilmem ne. Yok onun yemeğini çekiyor, o şöyle yapıyor. Sürekli kendi kendilerine konuşuyorlar böyle. Ya abi geçen kız mikrodalgaya poşetle yemek koydu ve 2.5 dakika pişirdi onu. Ya mikrodalgaya plastiğin girmemesi gerektiğini falan hani... Çok salaklar yani. Hepsi için demiyorum. Hepsi için demiyorum ama bizim okuldaki en azından yani... O grup hep bir gerizekalı oluyor yani. Yani onun dışında okulla alakalı başka bir şey var mı? Başka bir şey yok galiba. Bir videonun daha sonuna geldik. İstediğiniz videoları yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin, kaydedin, birine gönderin. Bilmiyorum bir şey yapın, hype'layın. Ben böyle her hafta olmasa da maksimum 2 haftada bir video atmaya çalışacağım. Evet. Instagram'ımı, TikTok'umu da takip etmeyi unutmayın. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Başka prim kasabileceğim bir şey kaldı mı? O zaman... Bye.